Adam bir Afganistan Kabil'de Türk konsolosluğuna ait zırhlı bir araca Taliban'a mensup bir intihar bombacısı tarafından bir saldırı yapıldı. Bir uzman çavuşumuz şehit oldu, bir uzman çavuşumuz yaralandı. Taliban saldırıyı üstlendi ancak yapılan açıklamada hedef Türkler değildi. Biz bölgedeki Amerikan araçlarını hedef aldık. Eğer civarda Türk araçlar varsa onlar da zarar görmüş olabilir. Bizim Türklere düşmanlığımız yok denildi. Doğrudur o. Ben de şaşırdım. Yani Taliban'ın yapacağı bir şey değil bu. Fotoğraflarda vardı. Evet, göreyim. Evet, bir yanlışlık olmuş. Yani çünkü Türk askeri Afganistan'da elini kolunu sallayarak geziyor. Evet. Herkes saygı gösteriyor. Bir acayiplik olduğunu ben anladım. Yanlış bir şey var. Burası tüm büyükelçiliklerin birlikte olduğu bir bölgeymiş. Türk Büyükelçiliği ile Amerikan Büyükelçiliği birbirine çok yakın olan bölgede. Karıştırdılar demek. Evet. Allah gani gani rahmet etsin şehitlerimize. Onlar aslan. Bu çileli dünyadan çıkıp gitmişler. Şehitlerle beraber yemek yiyip sohbet ediyorlar. Arklarından gelecek olanları sevinçle bekliyorlar. Ne güzel. Allah bizi de nasip etsin. Dünya kolay değildir. Cennet çok kolay. Şehitlik kolay. Şehitler imtihan olmaya devam ediyor ama bizim bildiğimiz imtihan gibi değil. Hep pozitif. Sorular hep lehlerine. Yani aleyhte hiçbir şey gelişmiyor. Sadece lehte. Sürekli lehte. Arkada, bir de zaten ölü olduklarına inanmıyorlar. O çok hoş bir şey. Yani hiçbir şekilde inandıramazsın öyle olduklarını. Sadece iyi böyle hoş bir yere geldiklerine inanıyorlar. Çünkü sürekli iyilik yapıyorlar, normal yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Yani inandıramazsın öyle olduklarını. Hakikaten ölü değiller çünkü. Öbür türlü insanlar yerden kalkıyor. Anlıyorlar ölü olduklarını. Bizi kim diyor yattığımız yerden kaldırdı? Ama burada böyle bir olay yok. Diri girip diri çıkıyorlar cennette. Yani yaşadıkları yer zaten cennet gibi. Şehitlikten cennete geçişte. Orada canlar alınıyor sadece. Son kere. Oradan da zaten doğrudan cennete geçiyorlar. Evet, dinliyorum. Afganistan'da yapılan saldırıda Bir şehit dakika. olan Evet, dinliyorum ha. piyade uzman çavuş Adem Şengül'ün babası oğlu için şunları söyledi. Ne mutlu şehit babası olduk. Allah mekanını cennet etsin yavrum. Aslan, aslan, aslan. Alnından öpüyorum babanın. Elinden ayağından öpüyorum. Helal olsun. Koç yiğit, delikanlının ası. Efe. Fotoğrafı da var baba. Yiğitler iyiydi. Aferin, maşallah, elhamdülillah. Bak, bak anneyi görüyor musun, babayı görüyor musun? Tam Osmanlı evladı bunlar. Tam yiğitler, maşallah, çok güzel. Ama tabii şehit ailelerini hiç boş bırakmamak lazım. Akrabalar, tanıdıklar, bir gün bir yemek bahanesi, bir gün bir şey bahanesi, orası bir mescit gibi olması lazım. Her gün Allah'ın anıldığı, güzel sohbetlerini, temiz pak, gidip gidenler evi de güzelce temizleyecekler. Anne biz Evet. temizleyelim diyecekler, bulaşık varsa bulaşığı yıkayacaklar, yemek yoksa yemek yapacaklar. Elektrik falan faturalarına bakacaklar, gidip ödeyecekler. Elektrik, gaz faturalarını hiç. Mesela kendi faturalarını öderken anne ver, bakayım diyecek. Ben gidiyorum hepsini öderim diyecek.